Sahneye geleceksiniz, ortada buluşacaksınız, birbirinize el hareketiyle şakalar yapın, birbirinizi sevdiğinizi sansın seyirci. Sonra mikrofonun önüne gelin, açılışı yapın. 3-2-1 yalla. Ya ne sempatiksin ya. Ya sen de sıçan el hareketlerim var. Paslaşarak açın. Ve ne kadar da güzel oldu değil mi? Muhteşem bir geliş yaptık. Hayırlısı ve muhteşem inşallah, bir açılış vallahi olacak inşallah. Ne yaşayacağız ben anlamadım. Ben hiç bilmiyorum zaten. Ha. Bir senedir bilmiyorum. Ve ama Cenab-ı Rabbül Alemin inşallah bizi... Mikrofonla biraz öne gelin. Evet. Ha? Yani güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü değişik. Yani çok muhteşem başka bir ortam çünkü. Hayırlısı ya. Açsanıza. Takip etmiyor. Efendim? Açsanıza. Neyi açayım? Programı. Ha, ve program açıldı. Hoş geldiniz. Bu kadar. Yani çok da gözünüze büyütmeyin. Açıldı program. Hayır. Evet, açıldı. Açıldı. Geryan yapabilir. Arkadaşım. Rahat. Eyvallah. Hazır ol. Ne? Adam ol. Ha. Hazır adam olmuşken... Benim şimdi... canımı sıkma. Tamam. Şimdi anlatıyorum konuyu. Evet. 8. Uluslararası Bodrum Modern Dans Bienali. Ya utanmadan bir de bu 8.'si mi yapılıyor? Ne anlamadım. Yani ilk 7'si beğenilmemiş, bizi mi layık görmüşler? Arkadaşım, önce gelin Bienal'in açılış konuşmasını yapın. Herkese hoş geldiniz deyin. Bienal hakkında kısa bir bilgi verin. Sonra gidin üstünüzü giydirsinler, yollasınlar. Bienal... Evet, git geri. Bienal Hüseyin arkadaşım, geri gitme müziği ben çal. Hazır mısınız? Paslaşarak geliyorsunuz. Birbirinize paslar atarak anlatırken... Kafa pası değil, ayak pası değil. Tamam. Anlatırken de paslaşın. Evet. Tamam mısınız? Yoksunuz orada şu anda. Varız. Yoksunuz kardeşim, yoksunuz. Yoksunuz. Seyirci yoklar. Görmüyorlar bizi, ben anlamadım. Evet, yani. Sonsuzdan geliyorsunuz. Ben sizi oraya koyacağım. Ha, iyi. Program kaç saat, ben anlamadım. 3-2-1 yalla. Yani sen bir tekrar birlikte burada olmak beni çok mutlu etti. Hoş geldiniz. Merhabalar. 8. Bodrum şeyine hoş geldiniz hepinizle. Kes. Bienal. He? Modern Dans Bienal. Aranızda niye konuşuyorsunuz? Sen aramızda niye paslaşıyoruz ama geç oldu. Önce paslaşmamız lazımmış şu an. Bir buçuk adım geriden alın. Senin sol kolun yukarıda, sağ kolun ceketin cebinin ucunu tutuyordu. Benim. Evet. Benim adamının biri havada, sağ adım yarım havada. Solunda topuğu kalkık. Ne saçma yürüyormuşum ben. Arkadaşım ya. Oradan alıyorum. Ama... Ben ne yaptım ki o arada, ben anlamadım. Sana söyleyeceğim. Senin elinin nerede olduğunu yayında söyleyemiyorlar. Yani artık ne yaptıysan. Arkadaşım sen kendi devamlılığına bak. Alışık değil buraya çünkü. Ben de üzülüyorum çocuk için. O kadar kalkık değildi. Hangisi? Bu mu? Sağ ayağım. Terbiyesiz. Ya eli edepsiz bulan ilk insansınız. Senin sol elin sol cebinde. Benim. Sağ cebinde olmayacağına göre sol cebinde. Şakaya bak. Sağ ayağın topuktan kalkık. Sol ayağın dizden kırık. Sağ kolun biraz havada. Buna naber lan der gibiydin. Biraz uzat. Hani kulağına tın yapıp naber lan dedin der gibiydin. Sen kulağına de... tın yapmayı bilmiyor musun? Şu mu? Evet. Ha. Ben de böyle mi yürüdüm? Arkadaşım sen pozisyonunu alsana. Müdür sen ne yaptın yürürken ya? Nereden Hüseyin geldin? Arkadaşım, sen oradaydın. Sen de piyanoya oturmuşsun. Ses ekolu. Şaka yapma. İşiniz rahatlasın diye ben. Şimdi hocam Hüseyin biz... arkadaşım, do majördeydin. Do majörün mağazındasın. Do majör. 3-2-1 yallah tazik. Ve... Senin el sonra indi. Hocam anne baba akraba ama ben çözemedim sizi ya. Beyefendi, tın uzun sürerse farkına varır, tokatı yapıştırır. Tın dediğin şey bir saniye sürer. Ha, vur kaç. Evet. Tamam. Oradasınız.
Sen de do majör değil, mi minör girdin. Ya gelmiş miyiz? Tın'dasın arkadaşım. Tın, git. Tın. Tın neyin tını ya? Kulak memesine tın. Yalla. Aç şunu. Gerçekten hoş geldiniz. O kadar mutluyuz ki şu an sizi gördüğümüze. Çünkü ne halt edeceğimizi zerre bilmediğimiz bir gecede böylesine destek olması bizim için çok büyük. BNL'e gir. BNL'e gireceğim birazdan. Beni ararsanız BNL'deyim. Arkadaşım olacak. Ya soracağım at size. Pasını. Ve haydi sen de benimle BNL'e girmek ister misin? Haşır ya. Bana. Tabii ki BNL'e ben de girmek istiyorum. Kim girmek istemez ki BNL'e yani? Ya zaten herkes... BNL. Yani. Girdin. Bence BNL'e girmek lazım. Kes. İçimden gidip kulağınızdan tutup kafa kafaya tokuşturmak geliyor. Benim de içimize kulak vermek geliyor içimden ama işte geç kalıyor çünkü adapte olmak. BNL'i bir anlatır mısınız? İşte biz halk arasında zurnanın zırt dedi. BNL paslaşarak anlatın. Paslaşarak. Evet. Ver BNL'i anlatma müziği. Sen büyüğümsün, istersen sen gir. Aslında... Söz de küçük olsa iyi olur da. Bu BNL müziği mi? BNL anlatma müziği bu. BNL anlatma müziği sonra. Vay anasını satayım ya. Ya BNL işte bu böyle modern dansın böyle tarihçesini anlatan böyle at saçma. Pasını. Attım al seninle olsun. Nerede tarihçesi, BNL'in tarihçesi. Ha çok eski yani. Çok. Çok da araştırmaya girmemek lazım böyle konularda. Çünkü onunla vakit kaybedeceğini BNL'in kendisini yaşar. Evet. Biz bu programı da o amaçlı kestik. Yapıyoruz. Arkadaşım, ha. Git ön sıradan birine sor gel. Çabuk ol, 3-2-1. Bizim bilemedim. O sorarken sen de bir şey anlatıyormuş gibi seyirciyle el kol hareketleri yap. Ben? Evet. 3-2-1 buyurun. Sana ya. Herkesin gözünü... Çabuk sorsana arkadaşım, koş. Bir adama yapış sor. BNL kaç puan? Aman BNL ne kadar? Aman be, BNL tam ben bilmiyorum. Ne dedi? Burası komple turist. Ben arkadaşım. O zaman zaten anlamadan gülüyorlar. Çünkü hepsi turist galiba yani. Bir tatil köyünde mi oynuyoruz? Sen hareketlerini anlat. Beyefendi sen git birini bul da sor. Ben sorayım yani. Evet. İyi oldu. Sen de hareketlerinle BNL'i anlatıyormuş gibi yap. Sen de yetiş ona çabuk. Ya nedir BNL bilen var mı aramızda acaba? BNL. Ne yapıyorsun BNL. Salak? Ben ne yapıyorsun? Kim, ben mi? Sen değil, sen sor. Ha ben sorayım. Kimi öpüyorsun sen? Öpüyor mu birisini? İşte BNL'in girişi burası yani. BNL nedir, bilen var mı aranızda? Selamlaşıyoruz. Vay ne haber? Geçen BNL nasıl oldu? BNL... Ben, affedin. Bulamadın mı kimseyi? Ya bunlar kelle gibi gülüyorlar, ben anlamadım ya. BNL dedi böyle. Geç yerine. Sizin seyirciniz de sizin gibi, ne olacak? Çıkışta ağzını burnunu kırarlar, bakarsam şerefsizim. Bakarsan şerefsiz. Herkesi toplar çaya götürür. Hak etti ya. Antik tiyatro diye antik hareketlere gerek yok. Modern dans BNL'i mi modern şeyler yapacağız? Şimdi BNL şu, insanların bir araya gelişmesi, yani sorgusuz, saygısız, evet. Sevişmesi anlamında. Gidin içeri. Affedersin. Müzisyen arkadaşımı kurun. Diliyorum. Kafa kafiyeye gidip, yani sorgusuzca insanların... Sevişmediği bir olay yani. Ha, yani çok da sevişmeyen insanlar yani. Ama bir aradayız. Neden? Çünkü modern. 8. Kes. Hepsinin cümle bu sapık. Bulunuyor. Bu sapığı dizginle diye senin gibi bıyıklı, delikanlı bir çocuk getirdik. Şimdi ben bıyığıma göre mi dizginleyeceğim? Nasıl yani bu arada? Anlamadım ki. Bıyıklı. Hayır, sen daha aile tipisin. O anlamda. Aile doğru. Sevişme, mevişme diyor, sen de katılıyorsun ona. Doğru, ben hayvanım. Niye katılıyorsam böyle sevişmeye falan. Doğru. Katılmayayım. Sevişilmez. Saçma sapan konuşma. O konuyu kapatın. Kapatalım, tamam. İyi, şimdi içeri gidiyorsunuz. Var. Evet. Sizi giydiriyorlar. Ha. BNL'i anlatıyorlar, gönderiyorlar. 8. Uluslararası Bodrum Modern Dans BNL'ini sunumunu yapacaksınız. Ayrıca gösterisini. Buyurun. Ve gidelim mi o zaman? Müzisyen arkadaşım anons edip gidiyor. Minik. Doğru düzgün şeyler giyin. Birden bire aydınlattın geceleri.
Hatırlatsın unuttuğum heceleri, içinde aşk olan, hasret olan, buram buram hüzün kokan, içinde sen olan, sevdamız olan, cümleler kursam utanmadan. Muradın ben olsam, helalin ben olsam, şu canımdan olsam razıyım ben. Yol ver gelsinler üstüne, hatta hiç korkmayasınlar. Seni benden ellerinden alabilir sansınlar. Ne olursun hep inan bana, kendinden çok güven bana. Sımsıkı tut ellerimi, bir daha asla bırakma. Muradın ben olsam, helalin ben olsam, şu canımdan olsam bile razıyım ben. Muradın ben olsam, helalin ben olsam, şu canımdan olsam bile razıyım ben. Birden bire aydınlatsın geceleri, hatırlatsın unuttuğum heceleri, içinde aşk olan, hasret olan, buram buram hüzün kokan, içinde sen olan, sevdamız olan, cümleler kursam utanmadan. Muradın ben olsam, helalin ben olsam, şu canımdan olsam razıyım ben. Yol ver gelsinler üstüne, hatta hiç korkmayasınlar. Seni benden ellerimden alabilir sansınlar. Ne olursun hep inan bana, kendinden çok güven bana. Sımsıkı tut ellerimi, bir daha asla bırakma. Muradın ben olsam, helalin ben olsam, şu canımdan olsam bile razıyım ben. Muradın ben olsam, helalin ben olsam, şu canımdan olsam bile razıyım ben. Hazır mısınız? Arkadaş. Modern derken neyi kastettiniz? Yani nasıl bir ilişki içinde insanlar? Arkadaşım. Benim. Efendim. Yetişmedi zaman deseydiniz bir şarkı daha çaldırırdım. Yok bu yetişmişi. Hayır ben Tolgan gibi oldum böyle. Kaç senesi? 2008. Bu kepazelik mi? Hayır, üstündeki kıyafet kaç senesini temsil ediyor? Bilmiyorum ama altımdaki geçen sene alındı. Bir senedir giyiyorum. Hiç de çıkarmıyorum. Çıkarırsam yıkıyorum, o günlerde dışarı çıkmıyorum. Çünkü zaten bir tane var. Arkadaş. Efendim? Modern dans Biennale'inde ne yapılır? Saçma sapan giyinilir, ne bileyim. Onu bilmem de buradan çıkınca ne yapılır, onu çok merak ediyorum. Arkadaş, benim ben bu. Hanginizin kız, hanginizin erkek olacağını söylemedim içeri girerken. Niye devamlı sen kız oluyorsun? Artık ben damalı eşek olduğum için sürekli feminal şeyleri bana geliyor. Feminal miydi o? Feminal. Senin de hoşuna gidiyor olmasın bu durum? Artık yavaş yavaş yer yapmaya başladı vallahi. Evde bir iki şalım var. Arkadaşım, çünkü beyefendi bıyıklı. Yani. Ben de degajeyim kendinden. Güzel ama ha. Evet, bana bu kadar modernlik yeter, teşekkür ediyorum. Benim gel buraya. Hocam ne, seviyor beni. Hayır, kalpli marpli böyle Roma döneminden. Yarın maaş ikramiye alacaksın. Ne yaparsam? Programı sonuna kadar götürürsen. Kız olarak mı yani? Evet. Kim keşke ben olsaydım. Bilmiyorum.
Müzisyen arkadaşım, ver şu anki duruma uygun bir müzik. Her şeyi bana söyletme. Bu mu? Bu mudur yani, anladınız? Arkadaşım, git 5 tane bayan seyirci al. Beyefendi koş, 5 tane erkek seyirci al. Ben. Evet. Sahnede partneriniz olacaklar, çabuk olun. Koşturarak, koşturarak. Sevinç içinde, coşkuyla. Arkadaşım coşkulu, coşkulu. Hey, evet, coşkulu. Haydi. Hadi ağzını kurtaralım, kabul gelsin. 18 yaşın üstü olsun. Arda 4 kişi daha lazım, bravo. Arkadaşım coşkulu olsun. Çok güzel, kocası falan da olmasın. Gel hocam. Problem çıkıyor sonra. Evet, bitti. 5. Buyurun. Arkadaşım 5'ini al, sonra kes. 10 gelirse prim almıyor muyum? Arkadaşım 5. 5. 5'miş. Kaç oldunuz? Bayanlar 5, ben de beraber 6. Yok, 6. Kırmızılı beyefendi, buyurun. Valla tam modernliksiniz. Olsun, yani. Olsun. Çok 6, 6. Evet, kaynaşın gruplarınızla. Evet, hadi bakalım. Tanışın, yani, anlaşın aranızda. Baba ne haber? Kanyam ya, aman aman aman. Ay, çok tatlı, çok tatlı. Ne oluyor? Ne oluyor, kaynaştım öyle yani. Değişik hareketler yani. Şimdi kızlar. Ne yapayım? Soldan ortaya doğru V'nin sol ucu. Erkekler sağdan ortaya doğru V'nin sağ ucu. V ne diye sormayın, atarım. Bu işte. Tamam. Şimdi modern dansla dünya barışını, sevgiyi ve kardeşliği anlatacaksınız. Neyi? Biz. Sen dişiliği temsil ediyorsun arkadaşım. Beyefendi sen de... Anladınız işte gerisi. Erkek herhalde, başka bir alternatif. Evet. Evet. Sizin elleriniz birleştiği anda dünyada sevgi ve dostluk tohumları atılacak. Biz mi atacağız o tohumları? Ya ne anlamadım. Güzel tanımlar yapıyorsunuz böyle, tohumlar falan, bereket. Beyefendi, arkadaşım zaten gergin, daha fazla germe. Ha, biz birazdan rahatlatırız onu, merak etmeyin. Tamam. Kızlar, ne yaparsa aynısını yapıyorsunuz. Erkekler ne yaparsa aynısını yapıyorsunuz. Ha, ama kızlar yaparken erkekler put gibi çakılıyor. Erkekler yaparken kızlar put gibi çakılıyor. Anlaşılmayan yer var mı? Hepsi. Yok. Yalla. Yani biz sol değişik, eller yukarıda. Değişik etnik saksı varmış var. Gibi. Ha. Avucunuzda saksı varmış gibi. Sol eller yukarıda. Avucunuzda sağ eller saksı belde. Var. Sağ eller belde. Başlangıcı bu. Sonra kız başına uyun. Evet, en tarisi ala benziyor, yalla. En tarisi ala benziyor, en tarisi ala benziyor, şef tarisi, nana benziyor, şef tarisi, nana benziyor. Benim yarim bana benziyor, benim yarim bana benziyor. Kes, kes. Arkadaşım, sen... Sevgi, dostluk, barış, kardeşlik diyorum, işve yapıyorsun herife. Ben kıyafetten dolayı... Ben bunu durduramam. Durdurmayın zaten, ben havaya girdim yani. Maksat barış. Daha düzgün, abi. Adamın gözünün içine bakıp göz süzüp yapma. Gökyüzüne bak. Bu bayan maslakta yürüyor. Evet, oradan alıyoruz kızlar. Saksı, eller belde. Bir siz de pozisyon alın. Bir pozisyon göster, o pozisyonda çakılı kalın. Aa tabii, aha. Evet. Hepimizin idrak edeceği bir pozisyon olursa çok seviniriz. Arkadaşım sen kendi işine bak. 3-2-1 yalla. En tarisi ala benziyor. En tarisi ala benziyor. Şeftalisi. Finalin belirgin bana olsun. Bala benziyor. Şeftalisi. Bala benziyor. Erkekler sabitsiniz. Sırıtmayın. Sırıtmadan durun. Ne? Kırmızılı. Gülme. 3, 2, 1. Hazır mısın erkek başı? Bakayım. Hazır, hazır. Bala benziyordan sonrası var mı bu şarkının? Neye benziyor? Oradan git, sıkıldım. 3, 2, 1, yalla. Benim yarim bana benziyor, benim yarim bana benziyor. Olamaz ne çar, o nişanlıdır, kaytan bıyıklı delikanlıdır.
Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? La 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 la. Evet, erkekler, laylayın lasından alıyorsun müzisyen. Kalçayı sol taraf, kuzeybatıya çak, dur. Kızlar sabitsiniz. Kuzeybatıyı inşallah çıkışta bize gösterirsiniz bir ara. Üç, iki, görecek. Bir, lay, yallah. Evet, bir dakika, mavili arkadaşım. Senin el havada kaldı, senin doğu batı yönünde kalça. Neyse, uzatmayalım. Onun kalçada bir ayarsızlık var, kayıyor arada böyle. Kızbaşı. Hazır mısınız? Dünden. Evet, kızların cevabı geliyor, dişilerin cevabı geliyor. Doğaya, toprak anaya, yallah. Benim yârim biçim biçim, benim yârim biçim biçim. Ölüyorum senin için, ölüyorum. Senin için şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? La 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 la. Kes kes. Ben artık o verdim kendimi, kaptırdım yani. Barışacaksak barışalım biz. Arkadaşım. Ha. Ruh hastası. Bir finalini koysana. Göster bana finali. Sinemada bile yayınlanmaz, söyleyeyim. Yani bu gidişat da sinemada bile yayınlanmaz. Yani. Finali göster. Gel. Arkadaşım finalini göster. Ha, benim kendi şahsi finalim. Hazırım. Göstersene bana. Herkes arkaya dönerse. Arkadaşım, şaka yapma. Yo, ben çok ciddiydim ama şakaya vurduysan aslında. Müzisyen tamam. Arkadaşım finali gör, sen de orada tuşeni koy. Göster finali. Hocam tuşe muşe... nasıl bir barış bekliyorsunuz buradan? Arkadaşım tuşe ne? Oo, bana sorduğuna göre bilmiyor. Tamam tuşe. Hazır. Göster finali. Tamam. Gördün mü müzisyen arkadaşım finali? Orada tuşeyi koyuyorsun. Tuşeyi duydun mu? Tamam, evet. Evet. Hangisi? Üç, iki, bir, yap. Hangisi? Finalini yap, tuşe de dur. Kızlar hazır mısınız? Neyin finalini yapıyoruz ki? Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? La 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 la. Kes. Sen ne yapıyorsun ya? Pardon, ben arkada kamera olduğunu unuttum, özür diliyorum. Ama taraftan... orayı da belgesel diye yayınlarsınız. Arkadaşım, ön taraf komple gitti. Evet ya, onlara bileti iade ederiz, ne yapalım? Ama en azından bir şey öğrendiler. Abartma, finalinde dur. Ama final yapmadı ki arkadaş, devam ediyor. Kim? Evet, albümü çıktı ya, o durmuyor artık. Sürekli çalıyor. Tamam, finali yapmışsınız, havadasınız, tam dizleriniz çökmek üzere. Havada... Yere 25 santim kala durun. Ne gülüyorsun? En sevdiğim hareket. Sana demedim, sen ne gülüyorsun beyefendi? Ha, ben bizim yapacağımız final aklımıza geldi de ona güldüm. Kızlar 25 santim. Kızbaşı 9 mu ama? Arkadaşım, sen kızlarına bak. Hadi kızlar. Hamur açmaya benzemiyor, hadi. Evet, hazır mıyız? Biz direkt barışalım mı gidip yoksa uzatalım? Arkadaşım, diye. Dur bir dakika ya. Tuşeyi alayım, tuşede dizleri yere koyuyorsunuz. Tam şöyleyken tuşeden bilsin. Evet. Üç, iki, bir, buyurun. Tamamsınız, kıpırdamayın sakın. Ya bu güzel vallahi. Arkadaşım,
Kızbaşı, kızları uyarsana. Kızlar, bakmayın. Herkes senin gibi dursun. Kimseyi bu yola zorla götüremeyiz yani. Tamam, erkekler. Ha. Gevşemeyin hemen. Gevşemeyiz canım, bu durumda gevşenir mi? Evet, verin cevabını. Tabii. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın bey? Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi şekerli misin vay? Şu hareketin anlamını bana bir söyler misin? Bunun neresi kardeşliği anlatıyor? Halı çırpar gibi el sallıyorsun, kardeşliği anlatıyorsun. İşte hani önce halıyı silkiyor. Hani kardeş olduğumuz için bu kadar saçmalıyorum. Yoksa normal finale geçeceğim de. Ya bunun manası ne? Bunun manası hani böyle çift alıyorum, ne bileyim. Hani bir serinle, Bodrum havası sıcak. O anlamda. Tamam, oradan devam. Buradan. Vay vay'ın yeğesindesin müzisyen. Devam. Vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? La 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 la. Kestik. Bence de kesin. Bu ırktan hiçbir şey çıkmaz. Burası kesin. Bu neydi? Hadi. Bu şey işte yani kar diyor, ısınıyoruz. Bu yumuşak Herkül hareketi. Neyi? Beyefendi, Herkül gibi şınavı çektiniz. Sonra da Erol Atar'a fotoğraf çektirir gibi uzandınız. Saçma. Hayır, ben devam edeceğiz diye. Daha devamı vardı ama yani. O dar pantolonla devamı çok zor tatlım. Tamam, kalın öyle. Var. Kızlar. Kızbaşı. Kızbaşı. Arkadaş devamlı bana bakıp gülüyor da yani, anlamadım. Hocam affedersiniz, daldım. Bana suit vermişlerdi. Dağılmayın. Kızbaşı. Buyurun benim. Bacım sana diyor. Son hareketini yapıyorsun. Yapmadan önce bu tarafta oturan büyüklerimden özür dilemek istiyorum. Çünkü gerçekten nahoş bir pozisyon. Final hareketini yapıyorsunuz. Biz. Final hareketinden önce kalkıp solo dansını yapıyorsun. Ortada buluşuyorsunuz. 3, 2, 1. Ben de mi kalkıyorum? Sen kalk. Put ben... kesildiniz. Seyrediyorsunuz. 3, 2, 1. Ben mi? Evet. Şekerli misin vay vay, kaymaklı. Kızlar siz oturun. Kızbaşı solo yoksa hareket sen yapıyor. Sen de benim gibi sevdalı mısın beni? Sahneyi kullan. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın beni? La 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 la. Kızlar, sağ elinizle kız başını gösteriyorsunuz. Evet. Erkek başı hazır mısın? Hazır. Yap solo hareketini, sahneyi kullan. Erkekler, hareketi bitince siz de sağ elinizle erkek başını gösteriyorsunuz. Yallah. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın hop, vay vay? Hop, beyazdı. Hayır, onun gözü hep benim böyle arkamda. Ne hareket edersem... Dünyanın uydusu ay. Sen dur. Sen beni hiç dinlemiyorsun. Nereye bakıyorsun? Nereye baktı belli. 3, 2, 1, yalla. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? La 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 la. Arkadaşım ne oldu? Arkadaşım. Pantolonu yırttım herhalde. Ne oldu bilmiyorum. Anlamadım. Sana demiyorum, arkadaşıma diyorum. Ha, havaya girdi. Ne oldu arkadaşım? Çok mutluyum şu an. Barış'a bir adım kaldı. Yani. Surat ifaden niye düşük? Bu düşük mü? Nasıl? Mutlu ol, mutlu. Birazdan sevgi tohumları atılacak.
arkadaşım. Dünyayı siz kurtarıyorsunuz. Daha Allah'tan belanı mı istiyorsun? Tamam da bu... Hayatta bir işe yaradın. O da... Evet. Ve sevgi, dostluk, barış, kardeşlik elleri birleşir. Aynı anda hareket ediyorsunuz. Finalinizi konuşun kendi aranızda. Kafa kafaya toslaşmayın. Ben sana işte her zamanki öyle tamam. Her zaman. 3, 2, 1. Yalla. Şekerli misin? Kes, kes. Anam. Başka sözü yok mu şarkının? Yok, bu internetten indirdik. MP3 olduğu için biraz sıkıntı. Müslen arkadaşım, şekerli misin vay vay'dan başka yok mu? Yalla. Ha, direkt olay. Entarisi ama benziyor, entarisi ama benziyor, olamaz ne çar, konuşalım. Kaytan bıyıklı delikanlı gün. Bıraksana. Benim yarim ama benziyor. Erkekler ve kızlar tek sıra sahneyi terk etse. Alkışla. Kaytan büyüklü delikanlı. Şekerli misin vay vay? Kaymaklı mısın vay vay? Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? Şekerli misin vay vay? Kaymaklı mısın vay vay? Kes kes. Benim... Kes dedikten sonraki olaylar beni çok tedirgin ediyor gerçekten. Geç duydum da hocam seyirciden. Şimdi oradan alacağız. Biennial'in kapanış konuşmasını yaparak bir modern dans Biennial'inde Zartzur 8. Uluslararası Bodrum bilmem ne Zartzur. Zartzur. Evet. Sonra dans ederek geldiğiniz yerlerden biriniz soldan biriniz sağdan sahneyi terk edin. 15 dakika sonra burada olun. Yalla. Gel geri gel gel. Ne dedim ben? Yani şey yapıyorsun işte onu yapma. Cart dedin. Biennial'in kapanışını yapmadan seyirciyle arkanızı dönüp niye gidiyorsunuz? Ha, Biennial'de kapandı. Haydi de hayırlı. Oynayarak, dans ederek. Yüzünüzde tebessüm olsun. Çok mutlusunuz. Dünya barışı sizinle kurtuldu. Konuşun, konuşun. Ha, bitti. Biennial'de bitti. Oynayın. Konuşun, oynayın. Biennial'de bir tanesi satayım. Daha ne? Erkek abi gitti. Kaç Biennial ister gibi. Yürü. Hoşça kalın. Haydi bakalım. Oh. Burada mı kapı? Sen öbür taraftan. Orada çıkış yok. Arkadaşım gelsene. Aman be. Şey bana bak. Ben gelsenize. Konuşma. Geldim tamam ben geldim ya. Ne oldu? Ne oldu? Rahatladık soyunduk. Yani. Ne bu havalar? Aa, güzel havalar iyi gidiyor yani. Arkadaşım. Niye havalı havalı geliyorsun sahneye? Havalıyım beni itti. Şey taş demir koymuşlar perde havalanması ben ona takıldım. Çıkamayınca o da beni itti yani. Sana iftira attı. Beyefendi sana iftira attı duymuyor musun? Bana mı attı? Ha, iftira evet. Yaşadığımız bir şey anlatıyorum yani burada. Ama orada bir dalga metre vardı ona takıldık böyle. Öyle onun için çıktık yani arkadaşım bana pek iftira atacağını sanmıyorum ama. Ne oldu? Bir kapak daha oldu. Ne olsun size bir kapak daha oldu. Birden aramız iyi oldu. Evet o, seviyoruz birbirimizi. İkimiz de maymuna çevirdim bunu. Dostluk, bunları. Kardeşlik, barış falan. Beraber girdik tuvalete. Görüşeceğiz. Nesin sen? Ben zavallının tekiyim yani şu kombinasyonla. Nesin sen? Ne dediler içeri giydirirken? Bunları giyin, git çık dışarı, geçte kalma. Sana ne dediler? Bana mı? Bana hiçbir şey demediler. Orada asılıydı ben giydim geldim. Ne rahatlık bu ya. Bana vallahi. Prodüksiyonu mu dövdüreceksin şimdi? Prodüksiyon ben ağzını bırakacağım zaten. Hazırız yani biz bize verilecek yine o aşağılayıcı göreve hazırız yani. Ne görüyorsun? Hiçbir şey göremiyorum ışıktan ben. Evet güzel. Körsün. Yok da böyle bir şey olacak. Körsün. Sen körsün. Ha ben körüm. Evet. Nankör müyüm yani aranızda öyle bir şey. Arkadaşım mi? Bildiğin körsün sen de sağırsın. Duyuyorum ama. Ya artık duyma, hiç yerinde kalmazsınız. Her yeri kapak oldu. Hiç duyma, yeri... görme. Gel öne. Arkadaşım sen gel. Ben. Görme. Kapatmadan görme.
Herkesin çıkması lazım o zaman yani. Kapatmadan görme. Ha. Tamam. Yap bakayım. Arkadaşım cin gibi oluyorsun, daha çok görüyorsun. Görme. Bak ama görme. Ne görüyorsun? Görmüyorum. Az önce de görmüyordun. İşte düşün. İnsanoğlu. Bir öyle bir böyle. Beyefendi yani... gel öne. Beyefendi. Hop. Bak anladı. Allah'ın sağrı. Hayır bunu duydum da. Beyefendi niye konuşuyorsun? Sağırsın. Sadece mi sağırım yoksa sadece konuşuyorum anlamadım yani. Hem sağır hem dilsiz miyim? Sadece sağırsın. Ha ama konuşabiliyorum. Ama bir yaramıyor. Arkadaşım. Pardon. Sağa sola dikkatli dikkatli bakma. Konuşurken yanındaki adama bakma. Çok, görmüyorsun sen. Çok eskiden kör olmuş bu. Artık alışmış. Sese göre hareket ediyor. Evet. Hazır. Ha. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Aynı evde yaşıyorsunuz. Ne saçma bir ev. Biriniz kör, biriniz sağırsınız. Hastane her zamanki miyiz, gibi anlamadım. İşsizsiniz. Dinsiz bir emlakçı bulmuş bize evi. Arkadaşım şaka yapma. Yürüyün eve gidin. Kör şakası bu. Sağır, dinsiz. Şey, yanlış oldu. Kör, sağır, evi müziği çal. Dilim var ama değil mi? Var var. Ay. Var da kullanma. Yürüyün eve. Ben gidemiyorum, körüm ya. Arkadaşım, evin yolunu biliyorsun. Ne saçma kör bu ya. Eve git, eve. Oradan konumlandıracağım seni. Yürüsene. Siz bir esle tanıştınız mı? Sağır, sen de yürü. Ben de ya, yürüyeyim tabii. Ne zaman duydun sen beni? Beni duyma. Ha ben kendi, evet. İçimden geldi o ses, yürü tamam. Diye Allah tarafından. Evler aynı ev dedim ben size. Evet ama geniş. Hacı Badem'de. Sağır. Evet. Git görün evi. Oho her şeyi duyuyorsun ya. Çok eğlenceli bir ev olacak, dur dur. Ne yapıyoruz, asansörde mi yaşıyoruz yan yana? Hayır, evdesiniz. Ha. Şimdi sen ona de ki, karnım acıktı. Ne yemek yapacaksın de, bir şeyler atıştırın, sonra da dışarı çıkın iş aramaya. Kimdesin bunu? Sen de. Ben diyeyim. Sen beni duyma. Ha doğru. Beni mi duysun? Arkadaşım seni de duymasın. Kimi duyacak o zaman? Nereden? Kimseyi duymadan konuşuyor kendi kendine. Ha manyak da beraberim ben. Sen de ona vurarak anlatıyorsun derdini. Sen konuşabiliyorsun. Ya duymadan nasıl konuşuyorum? Neremden uyduruyorum ben? Benden duymadan... konuşma. Duymuyorsun beni ama konuşabiliyorsun. Allah Allah. Ay Cenab-ı Rabbim. 3, 2, 1. Gir pozisyonuna. Şimdi badem gözü ne yaptın bugün? Ne yemek yaptın? Ne yiyeceğiz? Ya ben hiçbir şey göremediğim için sana takılıyorum. Sen de bir duymadığın için böyle yürüyoruz evde bütün gün. Takıl takıl böyle git. Kes kes. Nereye gidiyorsunuz? Kenefe gideceğiz. Yana. Görmüyor ya ben işletiyorum. Ne yani? Allah Allah. Duymuyor ya ben de rahat rahat işiyorum. Gidin yerinize. Allah'ın salakları. Gidin yerinize. Saçma ya. Film çekiyoruz burada. Türk filmi. Ha, özürler mi oynuyor Türk filmde? Niye böyle oldu? Yok çekenler. Bir durun, bir durun. Kör müsün? Kör ama beni tuttu. Bir şey yapmasın. Terbiyesizlik yapmayın. Sağır mısın? Sağır mısın? Sağırım artık bu kadar. Ya cevap verme. Üç kere susar sorar. Üç kere sorar susar. Ay kör olayım ki bayılıyorum size. Vallahi ben size bir sade kahve yollayacağım. Bir açılın saçmalamaya başladınız yani. Gevşemeyin. Ay. Sen yatak odasından salona gel. Badem gözlüğe sor. Ne pişirdin bugün? Evet 3, 2, 1. Burada mı yatak odası? Türk sineması müziği çal müzisyen arkadaş. Ha. Çok perişan haldesiniz. İş yok, güç yok. Sen nereye? Badem gözlü. Ha ben neredeyim ki? Sen mutfağın girişinde duruyorsun. Mutfak nerede ki? Gel gel gel. Gel şurada dur. Evindeki mutfağın yerini bilmiyor musun? Ha, kör ya işte saçmalıyor. Bilmiyorum ya. Laz müteahhit yapmış. Tam kestirmek mümkün değil. Evet.
Kalktın. Gene bugün berbat bir gün. Gene iş yok, güç yok. Acaba ne yiyeceğiz? Badem gözü ne yaptı? Buyurun. Allah'ım gene berbat bir gün. Hep aynı sesi duyuyorum. Şunu yap, bunu yap. Rezalet bir gün. Badem gözü. Badem gözü. Bugün ne yiyeceğiz? Köri soslu tavuk. Sen ne gülüyorsun? Sen sağırdı mısın? Ben sağıramam. Aynı zamanda manyağın tekiyim. Böyle kendi kendime gülüyorum. Arkadaşım, sen ona niye cevap veriyorsun? Bilmiyor musun ki adam sağır? Ha, vurarak, ben... göğsüne vurarak anlatacaksın. Morse alfabesi gibi. Göğsüme vurarak köri soslu tavuğu anlatacağım. Evet, aynı zamanda da sözlerinde söyle. Yeniden gel, yeniden. Gel oradasın, gelmişsin. Yallah. Badem gözlü, çok acıktım. Bugün ne yemek yaptın, ne yiyeceğiz? Ha, köri yok ya bizde. Sosu nasıl anlatacağım? Arkadaşım, adamın göğsüne Morse alfabesiyle anlat. Meme burada. Kes, kes. İki adım öne gelin. Arkadaş, 25 senedir aynı evde yaşıyorsunuz. İki tık tıkta anlatırsın herife derdini. Uzatma. Evet, sor. Son kelimeden sor. Nereye gidiyorsunuz? İki adım önde durun. Mutfak orada. Demin biz nerede? Antrede mi anlattı bana? O yüzden anlamadım. Evet. Badem gözlü, çok acıktım. Ne yiyeceğiz? Anladın, ne dedi? Anladım. Yani köri soslu tavuk yapacağım. Ondan sonra arkasından bir salata yapacağım. Pilav da var evde ama sen de bakkaldan... Yok gel- öyle bir şey. Köri soslu tavuk da yok. Bu salağın söylediğine ne inanıyorsun? Evde hiçbir şey yok. Ha. Ben ne yapıyorum mutfakta? Arkadaşım, ekmeği çayla ıslatıp yiyeceksiniz. Ekmek sürünüyorsunuz. Ya sizin çocukluğunuz geliyor benim aklıma böyle söz söyleyince de çok... Arkadaşım biliyorum. Bana girme. Seyirci, terbiyesizlik yapma. Sorsana. Ne yiyeceğiz? Evde hiçbir şey yok. Çayla ekmekle. Ne yiyeceğiz? Evde hiçbir şey yok. Çayla ekmekle yani. Hiçbir şey yok. Allah belanı versin. Git çalış dedi. Ne bileyim anlamadım. Zıkkımın kökü. Ha. Ya kendi kendinize uydurmayın. Şurada film çekip çektirmiyorsunuz ağız tadıyla. Gerçekten bir film projesi mi bu? Allah bu milleti korusun. Evet, hazır mıyız? Çok söyle hazır. Çayla ekmeği. Çayla ekmeği söyleyeyim. Sen duymuyorsun. Söylesene. Ya uzatma, iki tık tık da anlat şunu. Büyük duble ekmek ya bu, o yüzden. Tamam, sen de ki... Tamam yiyelim, ne yapalım? Bugün de böyle geçsin. Tamam, yiyelim, ne yapalım? Bugün de böyle geçsin. Oy! Hay yaşa! Ne dedin? Hay yaşa dedi sol mememe. Sen beni duymuyorsun. Ben onu duydum. Böyle saçmalık. Arkadaşım, git mutfağa yap çayla ekmeği hemen. Ben mi yapayım? Sen duymuyorsun. Duymayan adam mutfakta nasıl çay yapar? Hayır, ben dudak okuyorum da o yüzden. Ya saçmalamayın lütfen ya. Ben de onu görmüyorum. Oradayız. Oradayız. Orada neresi, orası neresi? Oradayız işte. Sen de oradasın, sen de oradasın. Ha, orası burası. Evin yeni bir şey. Adamın yani. Arkasına takılma. Sen de bir işin ucundan tut evde. Ha, ne yapıyorsun? Bardak yıkıyorum bak. Kardeşim, adam mutfakta. Mutfak zaten küçücük. Daralt orayı. Git tuvaletin pisuvarının musluğu bozulmuş, lastiğini değiştir. Ben. Yok ben. Yürü. Su akıtıyor. Zaten para yok. Sen ne yapıyorsun badem gözlü? Ben demlenmiş mi kokuya baktım. Ya ne demi? Dünden kalma çayı ekmeğe dök ver. Aa, biz aynı zamanda ruh hastasıyız da. Bir çayı bir hafta mı haşlıyoruz böyle? Arkadaşım para yok. Sen parasızlık ne demek biliyor musun? Sizle çalışıyorum. Çabuk unuttum. Bak gözüm açıldı birden. Bundan sonra hiç almayacaksın. Eskiden yemeğini veriyorduk, artık o da kesildi. İnşallah bana bu durumda gelip bir şey anlatmaya kalkmaz vurarak yani. Boş ver, duymazdan gel.
Yapın şunu çabuk. Ne yapıyorduk ki biz ya? Çaylı ekmeği al git. De ki neredesin? Sen contayı tak, contayı. Taktın mı? Hop iç. Takacağım, bekle. Açtın, vanayı kapatmadan her yeri su ettin. Hocam ne göz var sende. Vanada mı tuvalette? Evet, hazırla çaylı ekmeği. Git sor neredesin diye. Sorsana neredesin diye. Neredesin sar? Ne yapıyorsun? Nerede bilmiyorum ki, duymuyor. Böyle bura bura gideceğim yani. Git bul. Git bul mu? Git bul, git bul, git bul. Evet, contayı tamir ediyorsun. Bakma sen ona, bakma. Sağırsın, ayıp. Duymuyorsun ki. Beni böyle bulursa ayıp olur yani. Evet. Bul şunu, bul. Bulacağım, bulacağım birazdan. Müdür. Ekmek yaptım çaylı. Arkadaşım tıklasana, nereden duysun herif seni? Ah canım, yıkıldı, bayıldı ya. Çok zamandır aç, duyunca bak gitti. Arkadaşım demek. Aşağıda biraz eğilmiş, conta değiştiriyor. Tıkla, tıkla. Eğilmişken tıklamayayım. Kalk ayağa. Müdür. Yiyin çaylı ekmeğinizi. Sık contayı. Kimin contasını? Pisuvarın contasını. Evet. Aşağı. Nasıl? İğrenç. Ne yapıyorsun? Şey, çay aktım. Evet. Yiyin, çıkın evden. Ha, iyice ölelim sokaklarda. Çıkın evden. İki tane ekmek zayi oldu burada. Dört tane yapmıştım ben. Yiyin onları da çabuk. Çıkarken, ayakkabıları giyerken falan yiyin. Çabuk olun, çabuk. Yavaşladı, hadi. Hızlı. Kör, nasıl gidiyorsun çabucak? 25 senedir yaşıyorum ya. Çok çıkmayın, biraz öne gelin. Dur lan, tabağa koyayım lan, dur. Ha. Al. Kapı mikrofonun orada. Ya saçma bir kapı o ya. Nereye gidiyoruz müdür? Sokakta kaldık, bilmiyorum nereye, sağ mı sola mı? Vahiy bekliyorum. Ya gidin bir yere, her şeyi benden beklemeyin. Yürüyün. Her şeyin içi neden sensin? Kestik. Caddenin kenarında mı oturuyorsunuz? Kapıdan çıkar çıkmaz yola. Evet, çok lüks muhit. Peki, tamam. Yürü. Sola. Sola. Ne var solda? Ne bileyim, gidiyoruz işte öyle. Kardeşim yürü soldan. İş arıyorsunuz. İş arıyoruz yolda. Evet. Kör sağır. Evet. Kör sağır. Artık kime denk geliriz Allah bilir. Ama iş çıkar buradan yani. Evet. Durun orada. Nasıl bir yere geldik? Nasıl bir yere? Hocam benim bu sorularla birazdan başıma çok şey gelecek. Artık oya oya adamı. Sorun adama, iş var mı? Selamun aleyküm, merhaba, nasılsın, iyi misin? Hayırlı işler abi falan. Ben olayı anlatayım hemen. Arkadaş gör, ben sağırım. Bana bir şey sorma, buna bir şey gösterme. Böyle nasıl iş bulacaksınız? İşte o yüzden 25 senedir açız yani. Bulamıyoruz. Arkadaşım, sen içeri sokucusun, sen de sorucusun. Ben içeri sokucuyum, arkadaş sorucu. Evet. 3, 2, 1, yalla. Hangimiz neyi, ben hiç anlamadım. Merhaba. Sorucusun, sorucu. Ben. Evet. Ha, ben sokucuyum, buyurun. Geldik mi, geldik mi? Geldik, geldik. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan değil, selamun aleyküm. Yani Ramazan da olsaydı ne güzel olur ya Resulallah. Merhabalar, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah. Arkadaşım duymuyor. Niye söylüyorsun, baştan kaybediyorsun? Öyle saçmalarsanız duymaz yani, o anlamda söylüyorum. Hazırlıklı olun diye. Ben de affedersiniz görmüyorum. Biz beraber iş arıyoruz. Ne iş yaparsınız? Bir şey yapmayız da böyle giderse başımıza iş alacağız yani. Kardeşim, inşaat malzemesi satıyoruz. Tamam. Siz burada ne işe yararsınız? Bilmiyorum. Hangi inşaat için? Muhtelif. Muhtelif inşaat. Tamam. Bilmiyorum ben... Bu niye sırıtıyor? Sağır ya. Duymuyorum ya. Komik bir şey anlatıyor zannettim herhalde.
Ben onu evde uyardım. Sen sürekli tebessüm et. Hani karşı tarafa sempatik gelsin diye. Tamam. Sizi alalım işe. Eyvallah. Ben kasada durabilirim. Ben de müşteri ilişkilerine bakarım. Hani duymuyordu bu? Öyle ben dedim ki 10. dakika falan sen böyle bir şey söyle. Peki. Yani. Sen kasada nasıl paraları seçeceksin? Seçmeyeceğim. Ben hepsini aynı yere koyarım yani. E nasıl anlayacağız ne verdiğini üstünü? E işte o da artık sizin göreviniz. Her şeyi de benden beklemeyin. Sadece kasada duran bir eleman cümletinde. Defol kardeşim benim vaktimi almayın. Eyvallah. İşten kaldı görüşürüz. Ha, kolay gelsin, kolay gelsin. Evet. Döndünüz. Lahmacuncu. Durun önünde. Girin içeri. Gireyim mi? Kapı açık, kapı. Lahmacuncu kilitli kapıda mı oturuyor? Nasıl kıymetli bir lahmacunsa. Evet. Ay, duysam çok güzel cevaplar vereceğim size de. Merhaba, hayırlı hayırlısı olsun. Ne yaptınız? Hödük, pardon, öğrenemedin mi? Eyvallah. Lahmacuncuya girdin, ne diyecektin? Eyvallah, iyi lahmacunlar. Ne selamun aleyküm. Selamun aleyküm, özür diliyorum. Orayı ben tam şey yapamadım. Aleyküm selam, buyurun. Ha, sağ ol. İş arıyoruz. Ben sağırım, o da kör. Niye sırıtıyor bu devamlı? Çünkü onun şeyi var ya, öyle bir tiki var yani. Duymadığımı sırıtıyor. Sağırda olduğu için sürekli sırıtıyor. Ben de çok üzülüyorum çünkü hiç görmüyorum. Bize bir pişirici, bir de hamur açıcı lazım. Yapabilir misiniz? Yok, sağ ol, eyvallah. Nereye hop? Yok ya, ben sokucuyum, o sorucu. O yüzden bunları yapamıyorum. Kardeşim, manyak mısınız? Adam işçi arıyor. Tamam, yaparız deyin, atlayın. Ha, muhtelif iş. O zaman biz yaparız yani. Hanginiz açıcı? He? Hanginiz pişirici, hanginiz ha, açıcı? Ha canım benim. Sağır, kör ve kekeme bir aradayız. Çok zor bir müessese burası. Hanginiz pişirici, hanginiz hamur açıcı? Ben açıcıyım, açıcı. Tamam, geç pişirici. Geçin fırına. Çabuk geçin, lahmacun müziği çal. Ben ilk defa geldiğim müziğin olduğu için geldim müessese. Ha böyle, eyvallah, böyle sağ ol. Müzisyen arkadaşım, lahmacun müziği çal. Evet, evet, bu kıyı karışık bir değil. Müşteri kaynıyor, beş acılı üç acısız, yalla. Ne yapıyorsun? Kim? Sen. Ben öyle, lahmacunlar düzüyüm, yeni parti koyuyorum içeri. Birden çek. Tamam, şimdi lahmacunlar bitti. Beraber halaya takılın, müşteri gelene kadar. Ne yapalım? Halaya takılın, halaya. Kimin halası? Geç mi? Badem gözlü, Sağır'ın yanına git. Aç sol kolunu. Aç sol kolunu. Sen de sağ kolunu aç. Sağ kolunu açmasını tıkla. Ya kaldır kolunu, salak mısın? Ha, ben kolu komple aç anlamında söylüyorum. Evet, halay başısın Badem. Zaten kışı kadar bir halay bu. Bunun başı üstüne kavga etmeyelim isterseniz. Fırına kadar gidip geliyorsunuz müşteri çekmek için. Oo. Sağa tıkla, müşterilere gel gel yapsın. 3-2-1 yalla. Kes. Uzatmayın. Tamam, ben açımı aldım. Şimdi alın parayı, akşama takılın. Akşama takılalım. Parayı alın, akşam oldu. Kimden alalım? Dur. Buralar hikayenin önemli kısmı değil. Şimdi ben mangırları alıyorum. Oldu, oldu. Buradan aleme akarız. Hocam, yani ilk gün için en azından herhalde performans şeydi. Tamam. Eyvallah. Al. Eyvallah. Sen körsün. Sağır alsın. Sağır. Para olunca hemen duyuyorsun. Evet. Şimdi pavyona takılıyorsunuz. Prodüksiyon. Bir masa, iki sandalye gönder. Bizi pavyona alırlar mı ya bu halde? Ya yürüsenize. Konuşun aranızda. Akşam pavyona gidelim falan diye. Ha, akşam pavyona gidelim bari ya. Gerçi senin için her gün akşam ama olsun, önemli değil. Peki pavyona niye gidiyorsun? Sen hiçbir hal duymayacaksın ki. Olsun, ben tıngırdarım öyle. Ha. Sen de görmeyeceksin ama olsun.
Peki sen beni nasıl duydun ya? Ya bence bir doktora gidelim. Sen duyuyor olabilirsin ha. Belki de ama bilmiyorum. Ya cevap vermesene. Hani şuradaki kaslarıyla anlatıyor bana. Pıt pıt pıt. Mesaj gibi bir şey yani. İstersen bir gün sana şiir de okurum. Olur olur. Evet, pavyonun kapısındasınız. Buyurun beyler. Buyurun beyler. Ha merhaba müdür, pardon arkadaşım duymuyordu. Ben de bakmıyordum size zaten. Baksam da f***ime yaramıyor. Biz pavyona geldik. Burası mı? Burası. Geçin içeri. Kızlara sarkıntılık yapmayın. Sağa sola askıntı olmayın. Yürü. Ha. Kızlara diyor. Ha. Asılmayın diyor. Ha tabii. Eyvallah. Asılmayız. Gel. Bunu her şeyi benim mememde anlatması çok saçma ya. Oturun şu masaya. Beni otur. Beni otur. Yanlış anlama. Beni otur. Tabii oturturum. Gel. Oturun masaya. Sandalyeye mi masaya mı karar verin. Anlayın işte. Şimdi bugün sizin hayatınızın dönüm noktası. Hayırdır inşallah. Pavyonda çalışmaya hayır, başlayacağız. Burada pavyonların gülüyle karşılaşacaksınız. Ha. Hadi bakalım. O da Allah bilir bizim piyanisttir. Pavyonların gülüne ikiniz birden aşık olacaksınız. Bana ne tarafta olduğunu söylerseniz en azından görüyormuş gibi bakayım. Sen sesine duyup vurulacaksın. Sen de görüp vurulacaksın. Ha, ne olacak o zaman? İkiniz birden aşık olun. Birbirinize çaktırmamaya çalışın aşık olduğunuzu. Tamam. Evet. Ve o anda şarkı çalar. Pavyonların gülünün muhteşem sesi duyulur. Ben anlamıyorum tabii. Gözlerim senden hatıra. Giderken iyi bak demiştim. Sana nasıl alışmıştılar. Gittin gideli gözüm hiçbir şey görmüyor. Coşar, düşersin yollara. Belki kapımı çalarsın ansızın. Elinde güller, gözünde yaşlarla. Belki bu gece, belki bir sabah. Duygular coşar, düşersin yollara. Sana nasıl alışmıştılar,
Gittin gideli gözüm hiçbir şey görmüyor. Belki bu gece, belki bir sabah duygular coşar, düşersin yollara. Belki kapımı çalarsın ansızın. Elinde güller, gözünde yaşlar. Pavyona. Bilmiyorsunuz ikisi birden aşık. Ben hangisine aşık oldum bilmiyorum. Hanımefendi çocuklara ümit vermeyin. Aa oğlum duymuyorsun. Ümit be sen burada. Dur. Çok değişmiş o zaman. Dedim ya duymuyorsun. Arkadaşım. Duydun mu sesi? Vallahi bunu Sağır Sultan duyar bu sesi arkadaşım. Arkadaşım sen duydun mu? Duydun mu sesi? Duydum. Ne, nasıl buldun? Ben çok beğendim. Yani böyle hayal ettim hep. Arkadaşım aşık oldun. Vuruldum ben şu an vurgunum. Yüzünden vurgunu alalım. Al. Al götür senin olsun. Yani artık. Arkadaşım vurulmuş ifaden oldum. Yok. Ben kör olduğum ama için. Ben buradayım. Vurulmuşu bu tarafa yapacaksın. Ha, vurulmuşu bu tarafa küfürleri size doğru mu? Evet. Saçmalamayı kes. Ben vurul şuna. Hanımefendi. Çok etkilendim. Sen de vurulmuş gibi bak. Beyefendi. Hangisi bakıyor? Beyefendi bakıyor. Ben? Evet. Hayır, kelle gibi sırıtmayayım o zaman artık. Evet. Masanıza davet edin. Prodüksiyon bir sandalye gönder. Ben sizi masamıza davet ederim. Biraz sonra kilodan masa devrilebilir. Tamam, koy sandalyeyi. Hanımefendiyi masaya davet edin sandalyeye. Hanımefendi ben sizi masaya davet etmek istiyorum. Ben zaten masanıza geldim beyefendi. O zaman koltuğa davet etmek istiyorum. Koltuk göremiyorum. Sandalye olursa? Önemli olan sizin yanınızda olmak. Siz şu an göremiyorsunuz. Ben hiç göremiyorum. Arkadaşım gel gönlünü fethetmek için bir iki cümle kur. Merhabalar. Merhaba. Elini tut. Ha eyvallah. Elim burada. Benim elim burada. O beyefendinin eli. Sen karıştırma. Merhaba. Merhaba. Size körü körüne aşığım diyebilirim. Yani şu an ben duyduğum müzik, duyduğum o ses bir insanın kalbinden geldiğine inandım. Ben de göz görür göre aşığım. Bana laf mı soktunuz yani? Ben görmediğim için. Ben hemen gidebilirim isterseniz. Eğer siz beni görseydiniz belki de beğenmezdiniz. Ama ben sizi gördüm ve daha aşık oldum belki de. Eyvallah, kıyafetten olabilir. Çünkü bizim Sağır seçti bunları. Ben görmedim daha ne oldu. Yok. Ben bu sesin Allah vergisi olduğuna inanıyorum. O yüzden masamıza buyursanız çok seviniriz diye düşündüm bir an. Şimdi beyefendi sen gir. Tabii.
konuya hanımefendiyi ilanı aşk et, etkilemeye çalış. Sen de gitme. Ben burada olduğumu düşünüyorum. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Duyamam tabii ki sizi, sesinizi bilmiyorum ama... Ama ben bu kadar güzel, bu kadar zarif, bu kadar alımlı... Yani sessizliğin ortasında şu hareketleri yapan bir bayan daha önce hiç görmedim. Nihayet bir buçuk saat sonra toparladı. Yani saçımın aksesuar olduğunu hissettiniz. Saçınızın her teline kurban olurum ben. Koç kurban olsun. Koç kurban olsun. Sizi ben hemen yanıma almak istiyorum. Hatta hemen bir viski de ikram etmek istiyorum. Ben viski içmem. Kestik. Evet. Nereden bulacaksın viskinin parasını? Koskoca prodüksiyon ayarlarsın herhalde. Evet, bana da ısmarla bir tane. Ben yavur muyum ya? Bir tane de bana ısmarla yani. 25 senelik arkadaşım ben. Hemen sattın 2 dakikada yani. Neredesin sen? Buradayım. Beyefendi, efendim. Hanımefendiyi ikna edip şu koltuğa oturtup önüne bir şampanya, viski bir şey koyamadınız. Tamam. Nereye hop? Hemen, şarap hemen. Almaya. Koltuk nerede? Elinden tut. Buyurun. Kaç yıldır çalışıyorsunuz burada? Ne biçim bir soru? Ha, o zaman tamam. Sigortanız var mı? Ne sorayım ki anlamadım. Vallahi beni kocam düşürdü. Buyurun efendim. Çok süngerli koltuğa oturttur. Naylona sen otur. Doğru, benim kıçımın bir değeri yok tabii yani. Buyurun. Şarap içer misiniz? İçerim. Ha, şarap. Ben söylemeden gelmez. Doğru, şarap içer o zaman canım. Sen beni nasıl duydun? Saçma işte, duyuyorum arada. Bir bağlantı bozukluğu var herhalde. Arada tel değiyor, duyuyorum. Arkadaşım, hanımefendinin gönlü şimdi biraz bu tarafa kaydı. Hayırlısı yani böyle şey... Arkadaşım müdahale et. Ha. Şimdi ben bir kadını sevdim miydi? Evet. Görmeyince de çok zor oldu ya. Kadını sevdim mi görmeden de severim yani. Ben gösteririm. Çok hafif oldu arkadaşım. Benim daha kuvvetli bir cümle kur. Gayet güzeldi kelime, hoşuma gitti. Kendi sanki bugüne kadar birini sevmiş de bana ders veriyor. Ben... Aha da şuraya yazıyorum. Şuraya yazıyorum. Ben de bir flört başlatmasam eşeğim. Sağ ol, duydun mu? Ha, gördüm. Sen hafif enişte durumdasın. Sağ ol, duydun mu dedi. Olsun, sen başka bir şey söyle. Sağ ol, duymaz uydurur ya. Kuvvetli bir cümle söyle. Tabii. Hanımefendi, ona gösterin, bana duyurun. Arkadaşım, çalışmıyor. Hanımefendi, aşık oldunuz deli gibi. Ve şimdi siz eve doğru yola çıkın. Yolda size araba çarptıracağım. Ha, hemen kalk, geç kalmayalım. Kalk, kalk. Beyefendi, sen sırılsıklam aşıksın. Evet, öyleyim. Ve arkadaşına bir kötülük düşünüyorsun. Düşündüm. Ne düşündün? Onu söylersem çok ayıp olur. Beyefendi, efendim? Ona de ki, hadi eve gidelim, üstümüzü değişip tekrar gelelim de. Niye ki? Arabanın altına iteceksin adamı. Aa, o derece yani. Evet, eve gidiş müziği çal. Eve gidiş müziği. Allah Allah. Tamam. Hadi kalkalım falan deyin. Hadi kalkalım falan da gidelim eve, üstümüzü değiştirelim. Ondan sonra bir araba çağıralım. İçime ama... şeyler doyuyor, kötü şeyler doyuyor. Biz kalkmayalım, oturalım. Sabah 8'e çeyrek alaya kadar burada. Hayırlısı, Allah yazdıysa öyle olacak. Yapacak bir şey yok ki. Belki de araba çarpacak. Bunu engelleyemezsiniz. Aman ne saçma bir bahane yani. Olur mu? Çarpmayacaksa da zaten ben kör olduğum için çarpacak. Evet, görmedim olabilir. Ya. Hanımefendi, siz deyin ki benim de kalacak yerim yok. Ben de sizinle geleyim mi? Benim kalacak yerim yok. Ben de sizinle gelebilir miyim? Gel, gel. Ya benim yatacak yerim yok. Ben ne yapayım? Arkadaş, çok sevgini seviyorum. Göster. Çok seviyorum. İnanmıyorsan şimdi çıkar şurada arabanın önüne atlarım. Arabayı karıştırma. Her arabanın önüne atamazsın bağırır. Çünkü ben atarım senden önce. Hadi bakalım görelim. Hadi. Vallahi ben iterim. Yürüyorsunuz. Caddedesiniz. Ben kör elimde mal gibi gidiyorum zaten. Sen arkadaşı itecek pozisyona geç beyefendi. Ben mi? Evet. Hanımefendi, siz de büyük aşkla kol kola gidiyorsunuz yolda. O sırada hızla yaklaşmakta olan bir araç var. Seyirci araç. İttir. Dur, hemen ölüp geliyorum. Arkadaşım. Ne oldu? Hanımefendi,
Önce şeyle, yaralıyla ilgilenelim. Affedersiniz, zorlu falan unuttum. Ben böyle gırtlağını sıktım. Çok özür dilerim. Ne bence... Nerede olduğumu unuttum. Suni teneffüsünü yapayım. Sen ittirdin zaten. Ben İttirmemiş gibi yap. Elim kaydı, şaka yaptım falan. Kara gözlüm. Beyefendi, yardım etsene adama. Seni duyunca... Ne yapıyorsun? Bak gül örtüyorum. Ölmedi, ölmedi. Seni kaldı. Elden... Arkadaşım. Ne oldu? Öyle... Sen arkadaş mısın kalleş? Duruyor. Çak, çak. Ben sopa yiyorum bu arada. Arkadaşım ne oldu? Müdür. Müdür. Bana araba çarptı. Ya elimden kaçtı. Ve gözüm açıldı. Ve yapma. Şunu gördüm ki bu perişan pantolonu ben nasıl giydim? Kendine geldin. Kendine geldin. İnşallah görüyorsundur da aynı zamanda. Pantolonun çirkinliği gördüysen hayır, seni de görürsün. Hayır, Noğuz'dan korktuğum bir şey var. Ben Robert Hata mı mıyım? Biraz andırıyorum. Kaldırsana çocuğu. Kaldırayım tabii. Gel gel kardeşim bak. İtiraf et. Beni görebiliyor musun? Ben hanımefendiye aşık oldum Melahat'e. Seni de arabanın altına ittim. Allah da beni kahretsin. Söyle, ikisinden de özür dile. Ha. Ya ben müdür. Ben Melahat'e çok aşık oldum. Onu pavyonda ilk gördüğüm anda yani delirdim. Sen böyle bana bak, sen cart diye ayırırım seni ben. Melahat Hanım, affedin. Bu tarz şeyler yapan bir kadına nasıl aşık oldun ya? İşte ben... Parçalarım falan diyor. Sağırım ya, ne yapacağını merhaba. Bilemedim. Ve ben de seni yani ayırmak için arabanın altına ittim. Gerçekten ikinizden de çok özür dilerim ya. Affedin beni. Ya canın sağ olsun kurban olayım. Sigortan var benim ya. Ben demin size mi aşık oldum? Çok tatlısınız. Olmamanız mı gerekiyor? Yok yok, süper. Şu an gözlerim açıldı iki katı. Arkadaşım, sen adama kızmadın mı? Arkadaşınla ilgili bazı şeyler anlatacağım. Sigortam var dedi, kızmadı. Şu an tam bir aşk üzerindeyim. İzin verirsen gözüm açıldı. Peki, ilanı aşk et. Çabuk ol. Sana gerçekten çok aşığım ve bunu yarın büyük ihtimalle gazetede bir ilan vererek de açıklayacağım. Herkes bilsin istiyorum. Ne yazacaksın gazetede? Aşık oldum, haydi bakalım. Ben müzisyene mi kaldım şimdi? Anlamadım ki. Sana 4 sene ya bir dakika durun. Arkadaşım, sen, kardeşim, beyefendi, sen ona de ki... Arkadaşım, sen ona de ki... Gelin siz deyin ya. Sen de ki... Çocukken de beni iterdin, niye? Sor. Kim çocuklar diyor? Da beni iterdin, niye? Oraya değil. Ha, özür diliyorum. Bana arkanı mı dönüyorsun? Hayır. Çocukken de beni iterdin, niye? İt adamın tekiyim de ondan ya. Hayır. Çünkü... Seni kıskanırdım. Ha. Söyle. Bunu. Evet. Çünkü seni kıskanırdım ben. Neden diye sor. Neden? Neden? Çünkü ikinizin annesi babası aynı ama seni reddetmişler. Onu yanlarında büyütmüşler. Sonradan öğrenmişsiniz. Biz kardeş miyiz? Evet. Sen bir söyle. Sen anlama kardeş olduklarını. Yani onlar kardeş mi? Bir dakika sonra, az sonra çıkacak. Az sonra çıkacak, bekleyin. Önce lafı söylesin. Ben zaten sadece önce lafı söylesini hatırladım şu anda. Diğerlerini hep unuttum. Çünkü annemler seni aldılar, büyüttüler. Annemler, beni sokağa attılar. Seni annemler aldılar, büyüttüler, beni sokağa attılar. Duymuyorum diye. Ondan sonra ben de seni kıskandım. Önüme gelen arabanın trolöbüsünü önüne ittim böyle. Evet. Siz şaşırın hanımefendi. Aa, siz kardeş misiniz? Ah! Ah! Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ah! Siz kardeş misiniz? Şimdi biz onu çözmeye çalışıyoruz. Hemen celallemeyin. Hayatım boyunca kader beni hep vurdu. Niye hanımefendi? Ne fark eder? Siz kardeş değilsiniz, onlar kardeş. Beyefendi, iki kardeşin arasına nasıl girerim? Olsun, biz kardeş payı yaparız. Ben seni hiç istemem. Kes! Beyefendi. Tekrar kör olayım da bunları göremeyeyim istiyorum şu an. Arkadaşım, git de ki, ne biz kardeş miyiz? Ya ben bayağıdır duyuyorum, tampon ne oldu bana mı? Sen duyma! Kardeşsin diye... Arkadaşım söylesene! Söyle! Kelebek geldi de kocaman. 3, 2, 1 heyecanlan. Hay! Biz kardeş miyiz ya? Maalesef ki öyle galiba, bilmiyorum. Çak bir tokat! Bana. Evet. Niye? Kulağını açtıracağım ya. Ha kulak.
Hocam iyi ki doğuştan kabız değilim yani ha. Vuruyorum o zaman. Vur. Deme şöyle ha. Evet kardeşiz. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Lan her duydum işte şu anda. Kardeşim. Sarılın musun şimdi. Ne yapayım? Yenge orada dursun. Siz iki adım sağa geçin, orada sarılın. Orada sarılalım. Aşkım hemen geliyoruz. Ağzını burnunu kırıp geleceğim. Sarılıp geliyorum yenge. Sarıl. Ha. Ne oldu? Elim boşa gitti. Arkada kimse yok. Ben bulurum yarın, merak etme. Tamam, tamam. Yeter. Şimdi sen hüzünlü bir şekilde sahneyi terk ediyorsun. Siz de Melahat Hanım'la karşıdan plajda, kumsalda ağır çekim koşarak gelip sarılıyorsunuz. Mutlu son yapacağım. Kim terk ediyor? Ben gidiyorum, onlar plajda ağır evet, çekim. Evet, sen de ağır çekim, üzüntülü, hüzünlü arkana bakarak gidiyorsun. Melahat Hanım, hazır mıyız? Ağır çekim, karşılıklı. Hazır değilim. Git ikna et sevgilini. Onu değil, o duyuyor artık. Sevgilini. Gözü açıldı değil mi, yumruk yediydi? Evet. Unuttun mu ben orayı? Yok, açıldı gözü araba çarpınca. Artık, evet. Artık gözüm açıldı. Şu dur an... gitme sen, gel daha başlamadı. Sen değil, sen orayı hallet. Final. Bir şey sormak istiyorum. Evet. Ölümü gör eğer, doğru söylemezsen. Gözün açıldıktan sonra da beni beğeniyor musun? Ya sen değilsin. Vallahi. Neyimi beğendin? Sen ben böyle baktın. İşte bana kimse öyle bakmadı yani. Kilolarımı beğendin mi? Ya onu komple beğendim hep. Ben o tarz kadın seviyorum. Öyle sıska sevmiyorum. Ben şey yani Osmanlı kadını seviyorum. Osmanlı'yı bulamadım. Orada geciktim yani. Yoksa duygum aynı. Ama sen abini tercih ettin benim için. Hiç etmedim. Ben ona ara gazı verdim içeri gitsin diye. Sen plaja gidiyorsun. O zaman ara gazı ver. Ben burada bekliyorum. Tamam. Ha. Zahmet etmeseydim ben yokuşa vurdururdum kendime. Çok tatlı bir insansın. Gerçekten. Hakan Yılmaz. Ne oluyor? Nihayet insani bir şey oluyor. Ne oldu yani? Arkadaşım finali yapsana. Bitti. Ne? Hayır, anlaşın. Ha, kumsaldan... Koşarak ha, ortada slow motion. Ben size doğru koşacağım. Siz böyle maç istemiyorum. Şimdi bu bazı duygular vardır, anlaşılmaz. Anlaştırmamız mı gerekiyor bunu? Yani bir o şekilde. Hayır, ben filmin sonunu bağlayamadım doğaçıdan. Bağlayalım, gidelim yani. Nasıl bağlayacağız? Siz Hülya Koçyiğit gibi koşuyorsunuz, o da Edison gibi. Ben çok ki üzgünüm ama. Siz açın kollarınızı. Ben komple geliyorum yani. Evet, gel. Daha yavaş, daha yavaş. Zerrin Özel. Gerçekten. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Ayağınıza sağlık. Bu bir provaydı. Şimdi başlıyoruz oturursanız. Sizi seviyoruz. Şahane insanlarsınız. İyi tatiller olsun. Görüşmek üzere. Özer Opi. Adını bilmediğim yönetmen. Ve şu baştan saymaya başlayacağım. İzleyenler. Bunu saymıyorum, haftaya bize de bekliyoruz.
daha iyi sanıyorsunuz. Süper, süper.